kaçak böyle. Küçücük bir çocuk ama çok hızlı bir çocuk. İşte bu filmle başlamamın sebebi futbolun resmi olarak doğduğu topraklar İngiltere diye biliniyor. Ve o zamanlar endüstriyel futbol bu kadar yaygın değildi. Ve yönetenler de, seyredenler de, seyredilenler de işçi sınıfı ve onların çocuklarıydı. Topa vurularak oynanan oyunlar birçok kültürle görülebiliyor ama antik Roma'da eski Yunan'ın, Mısır'ın, Karayipler'in, Meksika'nın, Çin'in veya Japonya'nın futbolun anavatanı olma konusundaki tüm iddialarına rağmen modern oyunun kökleri Orta Çağ Britanya'sının çete oyunundadır. Yüzyıllar önce bilgi insanlar konuşurlardı çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır diyen Platon, yani Eflatun'u herkes bilir de o zamanlardan iki asır sonra Trabzon'da doğmuş doğru bir azınlık yanlış bir çoğunluktan daha kalabalıktır diyen eski başkan, teknik direktör ve futbolcu Özkan Sümer'i de kimse bilmez ve onun bir sözü, hayat hikayenizi yazarken bahanelerden, kaçışlardan, kandırmacalardan ve yılgınlıklardan söz etmek zorunda kalıyorsanız muhtemelen hikayenizde önemli bir başarı yer almayacaktır. Çünkü başarılar zorluklara meydan okumakla başlar ve başarı her türlü kayıpta acıdan güç kazanarak vuruşmayı sürdürenlerin ulaştığı bir sonuçtur diyor. Tabii işte aynı dönemlerde onların teknik direktörlük falan yaptığı zamanlarda Cruyff da futbolcuydu. Ajax ve Hollanda'nın ulusal takımında en başarılı oyuncular oynuyordu ve Avrupa'da 100 yılın futbolcusu seçilmiş Cruyff gibi bir futbol gayesine sahiplerdi. Benzer şekilde Özkan Sümer de Trabzon teknik direktörlüğünde Liverpool ve Barcelona'yı yendiği zamanlarda şimdiki zamanın teknik taktik bilmeyen, oyun okuyamayan altyapı çalıştırıcıları, oyuncuları, hakemleri ve İstanbul merkezli TV yorumcuların vasatlıkları dışında prese dahil total futbolu benimseyen Türkiye'deki bir numaralı takım da o zamanlar Trabzonspor'du. Süper Lig'in yayın hakları 2001 yılında 3,5 yılında 465 milyon dolara Digitürk'e verildi. Ve önceki yıllarda şifresiz, halktan herkesin seyredebildiği ve bu yayın haklarındaki değişiklikten sonra 3,5 olarak tarif ettikleri İstanbul takımlarının seyirci sayılarının çoğunluk olmasından dolayı yayınlarından elde ettiği bütçelerin artmasına ve Anadolu takımlarının ise bunlara oranla daha az kar etmesine sebep olmuştur. Mesela bu yıl şampiyon Trabzon ama mesela diğerlerinin bütün bütçeleri, yani transfer bütçesi hariç, yani örtülü bütçeleri de çok daha fazla ve neye dayanarak bilmiyorum ama yabancı sınırlaması olmasına rağmen, hatta seneye de daha da ciddi olmasına rağmen sürekli yabancı oyuncular alınıyor. 2001 sayfa 251 Kendini Yaratan Adam kitabında haksızlığı hak gören ve haksızlığa destek veren anlayışın futbolda kirlenmeden öte kinlenme yaratmaması da mümkün değildir diyor. Yani mesela benim büyük İstanbul takımları dediklerine düşmanlığım, yani hiç bir sürü takımın, Anadolu takımının taraftarlarında vardır yani. Hiç böyle bireysel algılamaya da gerek yok. Futboldan kazanılan paralar ve çok büyük mevlalara denk düştükten sonra hemen hemen her kulübün adını bir stadyum yanında anonim şirketlere de isim haklarını devrettiği sponsor firmaların adı yazmaya başladı. Profesör Doktor Kurtan Fişek ve Özkan Sümer 2010-2011 malum sezonunda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Futbolun Dünü Bugün adlı panelde konuşurken Fişek'in 3 büyük kulübü Abdülhamit kurmuştur tanımlamasına Sümer'in verdiği Trabzonspor Cumhuriyet çocuğudur. Çünkü 4 büyük kulüpten biri olmasının yanında Anadolu'nun tek büyüğüdür ve Trabzonspor'a büyüklük miras kalmamıştır. Büyüklüğü kendi yaratmıştır diye söylemiştir. 2 Mart 2010 resmi tarihinde sanat, siyaset ve spor fark etmeksizin kendi çıkarını düzenleyen 20 yıllık iktidara karşı aynı yazarın Kupa Başbakan'da adlı Heyamola yayınları tarafından 2012'de basılmış kitabında tekrar tekrar aynı şeyler yenilendi. Çünkü aslında kimin adına çalıştığı ve nerelerden ne kazandığı şeffaf olarak bilinmeyen bağımsız medya dahi ve bu zamanları meşhur olmayan iktidarın yazdığı tarihin karanlık sayfaları dışında okumaya cesaret edebilecek kimseye alet olmadan birey kalabilmiş kaç kişi var, bunun adına bu ödevi hazırlıyorum dedim ve yazdım.